Günaydın Engin Beyoğlu. Afiyet olsun. Birer çay da alabilir miyim? Tabii. Sema, bu çayları yeniler misin lütfen? Tabii abla. Zeytinyağlı tabağı da alabilir miyim? Tabii. Merhaba. Dün gece için doğru düz teşekkür etmek istedim. Benden küçük bir hediye. Yani benden derken tabii kafeden. Yani hepimizden, annemden falan. Çok teşekkürler. Zahmet etmişsiniz. Rica ederim. Bugün de biraz geç açınca biz merak ettik iyi misiniz diye. Ha, işlerim vardı. Tabii yani hepimiz meşgul insanlarız sonuçta. Resimler ne kadar güzel. Neden yüzleri yok? Bitmedi çünkü. Hiçbiri mi bitmedi? Hiçbiri. Aa, çok güzel. Ay çok güzel. Böyle diğerlerinden daha farklı, böyle daha renkli. Ne kadar? Nasıl? Fiyatı ne kadar? Ha şey, ben satmak için yapmıyorum. Çünkü yaşanan tatsız durum için, yani eğer bir daha yaşanırsa diye annenizin boynuna ya da koluna bir telefonunuzun yazdığı künye takarsanız o zaman belki yardımcı olur. Aslında var da işte hastalığını hatırlattığı için pek takmıyor. Çıkarıp atıyor sürekli. Neyse o zaman ben sizi rahatsız etmeyeyim daha fazla. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Şey, yemeğin parası. Hayır, hayır. Benden hediye. Teşekkürler. Aslında iyi adam ama biraz uyuz bir şey bence. Kim uyuz abla? Canım biri işte. Hadi işine bak sen. Bu da tok evin aç kedisi. Tabak kalsın ama Kerem. Ya başka var mı? Yok. Öyle peş peşe tatlı yok beyefendi. Ben yarın için diyorum Sema abla. Varsa bana ayırır mısın? Tamam tamam merak etme. Hanımlar bitti mi işiniz? Vallahi benimki çok az kaldı. Benim bitti abla. Hadi çıkalım o zaman. Çıkalım. Tamam. Semacığım çöpleri unutma olur mu? Tabii tabii. Ne oldu Süreyya? Hesap kitap tutmadı mı? Ha yok anneciğim ben bir hesapları karıştırmışım da ama düzelttim sorun yok yani. O adamlar yine gelmesin de. Hangi adamlar? Hacizciler işte. Ha onlar. Yok yok gelmezler. Ben halledeceğim merak etme. Nasıl halledeceksin? Aslında amcandan istesen sana borç verir. Anneciğim, babam öldüğünden beri amcam bizimle görüşmüyor. Unuttun mu?
baba. Baban öldü mü? Anneannemle dedemin öldüğünü unutmuş. Gel otur şöyle. Şş, anneciğim. Ocağı sökün. Ya en azından akşam gelin bari. Müşteriler var içeride. Kusura bakmayın Süreyya Hanım. Bunu şimdi yapmak zorundayız. Anne ne oluyor? Niye ağlıyorsun? Ay yok canım benim, ağlamıyorum ben. Ya sen dışarıda bekle bak. Böcek ilacı sıkıyorlar. Boğazların yanar sonra. Şurada bekle. Ben çağırana kadar gelme, tamam mı? Haçım. Avukat bey. Bir saniye dinler misiniz beni? Süreyya Hanım. Geldiğimizden beri aynı şeyleri söylüyorsunuz. Bunları alırsanız ben para kazanamam. Borcumu ödeyemem. Evet çünkü mantıklı olan bu. Fakat zaten bunu geçen defa da söylediniz. Biz de size bir süre verdik değil mi? Ödediniz mi peki? İyi de o kadar kısa bir süreydi ki o ya. O kadar kısa bir sürede ben nasıl ödeyebilirim borcumu? Yükleyin ocağı. Kamyona yükleyin. Ama eğer ocağı götürürseniz bırakır mısınız lütfen? Ocağı götürürseniz ben nasıl yemek yapacağım? Hanımefendi zorluk çıkartmayın lütfen. Buraya polisle gelmedik sonuçta. Ama icap ederse polisi de çağırırız. Beyefendi ne polisi ya? Neden bahsediyorsunuz? Kanun kaçağı mıyım ben? Bir kere daha işimizi engellerseniz sırf bu yüzden şikayetçi olup dava açacağım. Bakın, bakın bir anlaşma yapalım. Bana bir ay daha verin, bütün borcunuzu kapatacağım. Tamam mı? Zaten iki ay zaman vermiştik. Durum değişmedi. Alacaklılar paralarını istiyorlar Süreyya Hanım. Bunu bize değil, onlara söyleyin.